dostum hak diyerek başlayalım söze. İsim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Anlatacağım hikaye tıpatıp hislere benzer. Bir gün yine dağdan gelirken yaşlı adam evin hemen yanı başında bir kuyu vardı. 1964 İstanbul doğumluyum. Bu mesleği ailemden aldım. Ailem gelenekli Türk tiyatrosunda çok önemli emek vermiş ustalardı. Onlarla birlikte Türkiye'nin dört bir tarafını turneler vasıtasıyla çocukluğumuzda dolaştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden gelen bir gelenektir. Çünkü met etmekten geliyor. Yani hadisleri ve ayet-i kerimeleri içerisinde bulunup insanlara anlatan kişilere. Yani bu bize Dede Korkut hikayelerinden gelen örgü içerisinde gelmiştir. Met etmekten geliyor. Eğer anlatacağım kişiler buna yakın bir şekilde varsa içlerinde, çünkü hikayelerinizi anlatmak ayrı bir şeydir, karşı taraf dinleyince ayrı bir şeydir. Bazen bir, bazen iki hikayeyi birleştirebiliyorum. Meddahlık sanatı, eğer bulunduğun ortamda büyükleri anlatacaksan 7 dakika 10 dakika arası. Bu bir sanattır, anlatma sanatıdır meddahlık. Ama bazen seyirci anlatma diyebiliyor. Ya anlatma sanatı var ama bir de seyirciden dönüş anlatma. Bazen bakarım çocuklar çok hemen hop içinden bir kukla çıkarırım ya da bir karagöz çıkarırım. Çocukları toparlarım. Çünkü genellikle anneler babalar böyle bir ortamlara gittiği zaman çocuklar hep baş tacıdır. Çocuklar bir şeyi sevdiği zaman, şimdi bir hikaye anlatıyorsunuz, çocuk o hikayeyi sevmiyor. Ama onu orada tutmak için hemen bu çocukların dikkatini çekecek. Bulunduğum bu atölyede ben elimden geldiği kadar meddahlık sanatını ilkokuldan liseye kadar yaymaya çalışıyorum. Geçen sene işte bu görmüş olduğunuz 17 tane falan kukla yaptım. En son bahsettiğiniz Netanyahu kuklası, o 9 ay önce bu hastane bombalanmasından sonra elim ayağım titremiş. O 500 kişinin bir anda o hastanenin bombalanmasından sonra bir şeyler yapmalıydım. O sebepten dolayı yaklaşık bir haftada gece gündüz çalışarak Netanyahu'nun kuklasını yaptım. Ve sokaklara çıktım. Çünkü bu bir eylem. Bir şekilde insanlar bireysel neler yapabilir? Her şeyi devletten, her şeyi insanlardan beklememek lazım. Önce olmamız lazım. Meddahlık, somut olmayan kültürel miras dizisine girmesinin sebebi şu üç nedendir. Çünkü dünyanın her yerinde hikaye anlatılır. Dünyanın her yerinde masallar anlatılır. Ama şu üç özneyi kullanan sadece bizler varız. Bu baston, işte az önce hikayemde bir balto oldu. Bazen bir kürek, bazen bir kalem, bazen ama her şeyde bu kullanılabilir. Sarık ya da şapka ne olursa olsun günümüz meddahlarında yetiştirdiğim öğrencilerim de bazen bu sarığı kullanmıyorlar. Gerek kalmadan sadece şu ikisini kullanıyorlar. Ama işin özüne meddahlık geleneğinde bu çok önemlidir. Niye önemli? Çünkü ben ustalarımdan böyle gördüm. Bu hem bir sarık olarak kullanılır ama bazen bir yemek tası, herhangi bir şekilde farklı bir kullanılabilir. Ama en önemlisi hikayenin arasında durup parsa dediğimiz. Evet, şimdi hikayemize, şimdi buradaki kahramanımız bakalım buradan öteye nasıl gidecek deyip bir çay arası bir mola verir. Bu parsadır. Gönlünden kopan, herkesin içinden meddahın içine attığı bir şeydir yani. Bu önemlidir. Peşkir, bu da önemli bir meddahın olmazsa olmazıdır. Bazen bir kadın taklidi yapılacak. Aman efendim, niye geldiniz? Ya da bazen bir perde. Bir perdeyi aralamak, bazen bir yere serilecek bir şey ya da bir bayrak ya da muhakkak bu üç nesne kullanılır. Ama biz bu üçün yanına bizim meddahlarımız olmazsa olmaz bu valizi muhakkak olmuştur turnelerde. Ben hep yanımda bunu taşırım. Türkiye'nin en acı günleri deprem. Maraş'taki deprem işte. Bu depremin 11. günü burada görev yapıyorum. Ben dedim ki gideceğim. Yaklaşık 200 küsür tane yerde, 260 yerde etkinlik yapmışım. Hikayeler anlattım, bazen masal anlattım ama çocukların yüreğine dokundum. Bir parkın içerisine girdim. Gösteri bitti. Yanı başımda bir tane 12-13 yaşında bir çocuk böyle durup bana tebessüm ediyordu. Annesi geldi sarıldı mesela, ağladı, babası sarıldı. Biz dedi çadıra geçtiğimiz günden beri dedi çocuğumuzu dışarı çıkaramıyoruz dedi.
sen dedi nasıl olduysa bu çocuğu çıkardın dışarı. İşte ben hikayelerimle meddahlığı o deprem bölgesinde çocuklara dokunarak hayatımın en güzel 1,5 ayıydı. Somut olmayan kültürel miras lisesinde meddahlık, kukla, karagöz, orta oyunu dediğimiz sanatlar var. Her yıl sanatçı kartı almak için başvururlar. Karagöz'den 4 kişi, kukladan 5 kişi, orta oyunundan 7 kişi olacaksa meddahtan ancak bir, bazen hiç başvuran olmaz. Anlatılmamış meddahlık ne olduğunu. Dediğim gibi yani meddahlık çok zor. Gerek zanaatkar olması, gerek sanatkar olması gerekli. Güzel konuşması gerekti. Hitap eti kitleyi içine çekmesi lazım. Hay Netanyahu!